Önce bir nefesinizi verin. Sonra derin bir nefes alalım. Sonra geri verelim. Tamam. Bu doğru nefes değil. Sadece nefes aldık. Şimdi nefes almayı öğrenmediniz değil mi? Doğduğunuz gün siz nefesle doğdunuz. Yani yürümeyi öğrendiniz, bisiklet sürmeyi öğrendiniz ama nefes almayı öğrendiniz mi? Öğrenmediniz. Peki içinizde doğru nefes aldığını düşünen var mı? Aa, ya da doğru nefesin dağılıyor. önemini bilen var mı içinizde? Evet. Ha, doğru nefes almazsak sıkıntı yapıyor. Peki. Öyle bir sağdan sağdan geliyorlar. Şimdi yanlış nefesin önemini anlatayım. Hı. Şöyle yapalım. Bir, herkes gözünü bir kapatabilir mi? Kapatın. Salonda oturuyorsunuz. Hı. Balkondan bir çıtırtı sesi geliyor. Hırsız olabilir. Bir dikkat edin. Hırsız var mı orada? Bir dikkat edin. Kameralar baksın. Kedi var orada. Gözünüzü açabilirsiniz. Bakın fark ettiniz mi nefes almıyorsunuz. Yani kulağınızı oraya verdiniz. Değil mi? Nefes durdu. Bir. İkincisi diyelim ki strese girdiniz. Paniklediniz. Kavga ediyorsunuz. Herhangi bir problem yaşadınız. Nefes nasıl olur? Hızlanır değil mi? Yüzeye elleşir. Ha ha diye yapar. Şimdi demek ki bu iki tane şey. Bir nefesin durması. İkincisi ise nefesin hızlanması. Neyin göstergesi? Stresin göstergesi. Bu Nefesin hızlanması veya nefesin durması size ileride panik atak olarak geri dönecektir.